Öncelikle değerli izleyenler, Ünye'nin en müstesna işletmelerinden biri olan kitapçı arkadaşımızdayız. Kitapçı kardeşimiz kurucu ve işletme üyesi olmasına rağmen rahatsızlığı sebebiyle fazla konuşmak istemiyor haklı olarak, ama bizi de kırmadı. Yine de bu memlekette insanları okumaya teşvik etmek için burada bir sürü kitap var. Her yazarın kitabı var. Onları kamuoyuyla buluşturmak için mücadele ediyor. İmza günlerinde dolup taşan buralar zaman zaman boş kalıyor. Kendisini tanıyalım. Adım Yakup Çalık. Buranın yaklaşık 20 yıldır sahibiyim. İşletmesini yürütüyorum. Satışlarımıza devam ediyoruz. Fena değil. Okuma oranı yine iyi. Ünye'de tek kitapçı olmamız hasebiyle satış oluyor yani. Olmuyor da değil yani. O kadar da düşük değil. Tabii okuyucu kesimi var. Daha çok genç okuyucular. Ama daha çok bayanlar daha çok okuyor yani, bayan kesimi. Son yıllarda ekonominin de sıkıntısıyla tabii, beraber tabii kitap fiyatları çok yükseldi. Yükselmesi etkiledi mi? Çok yükseldi fiyatlar. Aşırı yükseldi hem de. Kağıtların dolardan dolayı yükselmesi. Evet. Bize de çok yansıdı. Engel oluyor, darbe tabii, vuruyor. Tabii tabii tabii. Yani onlardan dolayı biraz satış düşüklüğü var tabii yani. 20 yıllık bir geçmişi var buranın. Evet. Nereden aklınıza geldi kitap işletmesi açmak? Yani ben kendiniz de eğitimli misiniz, okudunuz mu? Ben lise mezunuyum ama üniversiteyi bıraktım böyle ticaret sebebiyle. Olabilir, olabilir. Ticaret sebebiyle bıraktım. Okuyordun yani, kazandın, bıraktın. Okumayı sevdiğim için kendim böyle bir karar verdim. Sergilerde devam ettim. Önce sergi olarak yaptım bu işi. Ünye'de sergiler açarak. Evet, evet. En sergi sonunda açarak bir işletmeyi evet, kurdun. Tabii. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Çok evlisiniz? Evliyim. Çoluk çocuk? Çoluk çocuk var, 3 tane çocuğum. Allah bağışlasın. Amin. Okudular mı? Yani küçük şu an mi? Küçükler, lisede en büyüğü. Diğer ikisi ilkokulda. Maşallah. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu sağ insanların olun. Daha çok kitap okuması için 20 yılınızı vermişsiniz. Sergilerde kitap satarak evet, işletme sahibi olmuşsunuz. Sizden bu Ünye ve ülkeye, ülke insanlarına, okumayı sevmeyen insanlara birkaç cümle de alalım. Önerinizi alalım sizin. Yani okumayı sevmeyene zorla okutturamayız tabii, ama okumayı sevenler geliyor yani. Okumaları için ne yapmalıyız diyebiliriz? Yani okuma isteği olanlara biz burada yardımcı oluyoruz tabii. Gelenlere istediği tarzı ölçüde kitapları veriyoruz. Ha, okumaları için bunlar eğitimle alakalı şeyler. Ta baştan başlaması gereken şeyler bunlar. Zaten en büyük dert evet, okumadan öğrenmeden tabii, hayatı tabii, öğrenme şansımız eğitimle yok. Alakalı. Hayatımı öğrenme şansımız evet, yok. Eğitimle alakalı. O yüzden zorla olmuyor bu işler. Yani temelden bir eğitim olması lazım. Ama sonradan okumaya karar verenler var mı? Nadir olsa da denk geliyor bize yani. Biz sizi yormayalım. Çok teşekkür size ederim. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça sağ kalın. Sağ olun.